Merhaba arkadaşlar, hepinize sevgiler, selamlar. Bugün Edirne Kapı Şehitliği'ndeyim ve ilk olarak sevgili arkadaşlar, milli şairimiz, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un mezarını ziyaret edeceğim. Hemen akabinde sevgili arkadaşlar, dünya ve olimpiyat şampiyonumuz, milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun mezarını ziyaret edeceğim. Hemen sonrasında da İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu hocamızın mezarlarını ziyaret edeceğim ve hepsine birer Fatiha okuyacağım. Sizler de ekranları aracınızda inşallah onlara birer Fatiha gönderin. İşte bu milli değerli insanlarımızın mezarlarını sizler için görüntülüyorum. Evet, İstiklal Marşımızın büyük şairi Mehmet Akif Ersoy, doğumu 1873, vefatı 1936. İşte hemen yanında da sevgili arkadaşlar, Türk bayrağı var. Türk bayrağı da direkte işte gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar, nazlı nazlı dalgalanıyor. İstiklal Marşımızın bu büyük yazarı Mehmet Akif Ersoy'u bu şekilde saygıyla, rahmetle anıyoruz. Mezarın üzerinde de böyle güzel çiçekler var, gül var ve buraya da bir kardeşimiz, vatandaşımız tesbih bırakmış. İşte İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un mezarı. Hemen şöyle çevresinde dolaşalım. İşte burada da böyle İstiklal Marşımızın evet kıtaları var. Evet, burada da yine böyle İstiklal Marşımız. Bakın işte Mehmet Akif'in böyle kitabede de bir özgeçmişi bulunmakta. Burada da böyle çok güzel çiçekler var sevgili arkadaşlar. İşte hemen yanında da bayrak direğinde bayrağımız dalgalanmakta sevgili arkadaşlar. Burada da Ahmet Nabi Naim Baba'nın da mezarı bulunmakta aynı zamanda. İşte Mehmet Akif Ersoy'un mezarını görüntüledik. Hemen yanında sevgili arkadaşlar, Süleyman Nazif, meşhur şair Süleyman Nazif'in de mezarı bulunmakta. Diyarbakır 1800,
70 doğumlu ve İstanbul 1927'de vefat etmiş Süleyman Nazif, meşhur şair. İşte böyle girişini görmektesiniz sevgili arkadaşlar. Hemen buradan Naim Süleymanoğlu'nun mezarına doğru ilerliyoruz sevgili arkadaşlar. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sağ olun, sizler de. Sağ olun. Biz de böyle ziyarete geldik. Nereden? Ziyarete mi geldiniz? Yok, biz burada evdeki kapıda işe. Öyle mi? YouTube kanalımız var. Şener Bozbey İstanbul'un Sesi. Biz de bugün böyle değerli şairimize ve İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'a ve Naim Süleymanoğlu'na ziyarete geldik. İnşallah siz de burada her geçerken dua okuyorsunuz onlara, değil mi? Bak, zaten canlı yayında da dua var. Abi şey soracağım, bu Kur'an-ı Kerim burada sürekli okunuyor mu 7 gün 24 saat? Daha önceden yoktu. Ben yeni her geldiğimde bir yıldır geliyorum, her gün geliyorum. Bir yıldır. Her geldiğimde bir yıldır bahsediyor. Maşallah. Buradan akşam izleyen kendinizi Şener Boz ve İstanbul'un Sesi'ne yayınlayacağım. Kimlere selam göndermek istiyorsun? Herkese çok selamlar. Peki, çok İyi teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İyi günler, hoşça kalın. Arkadaşlar işte bakın böyle. Burada sürekli Kur'an-ı Kerim okunmakta. Hemen bakın böyle. İşte dünya ve olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nun mezarını görmektesiniz sevgili arkadaşlar. İşte doğumu 23.01.1967 ve vefatı 18.11.2017. İşte dünya ve olimpiyat şampiyonumuz Naim Süleymanoğlu'nun mezarını görmektesiniz. Buradan da böyle 7 gün 24 saat Kur'an-ı Kerim okunmakta sevgili arkadaşlar. İşte burada gördüğünüz gibi olimpiyatın simgesi olan meşhur halkalar var Naim Süleymanoğlu'nun mezarında. İşte arkadaşlar, dünyaca ünlü büyük değerimiz Naim Süleymanoğlu'nun mezarında sizler için görüntülüyorum sevgili arkadaşlar. İşte dünya ve olimpiyat şampiyonu haltercimiz Naim Süleymanoğlu. Ve mezarın üzerindeki çiçekler de sevgili arkadaşlar gerçekten çok güzel kokuyor. İşte Türkiye'ye defalarca olimpiyatlarda ve dünyada şampiyonluk gururları yaşatan Naim Süleymanoğlu'nun mezarı. İşte böyle görüyorsunuz, olimpiyat halkaları da bulunmakta. Hemen burası sevgili arkadaşlar, mezarlığın girişinde bunlar zaten. Bu mezarların girişinde bu büyük milli değerlerimizi ziyaret edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hemen buradan ayrılıyoruz ve Ömer Döngeloğlu hocamızın mezarına doğru gidiyoruz sevgili arkadaşlar. Bunları ben canlı performans olarak çekiyorum sevgili arkadaşlar. Birçok videomda olduğu gibi yine montajsız olarak yayınlıyorum. İşte bakın böyle. Burada da zaten tabela bırakılmış. Ömer Döngeloğlu kabri şeklinde tabela buraya konulmuş sevgili arkadaşlar. Hemen mezarın girişini görmektesiniz. İşte hemen Ömer Döngeloğlu hocamızın
kabrine doğru ilerliyoruz sevgili arkadaşlar. Burada yatan herkese de Fatiha okuyoruz sevgili arkadaşlar bu vesileyle. Hemen Saral ailesinin yanında Aksekili Hoca Hacı kardeşler. İşte sevgili arkadaşlar Ömer Dengeloğlu hocamızın da kabri burada. Daha önce de gelmişti fakat kabri böyle çevrilmemişti. Şimdi kabri çevrilmiş arkadaşlar ve kabrinde de böyle çok güzel çiçekler var. Ömer Dengeloğlu hocamızın. Kabrini böyle görüntülüyoruz. Burada ne yazıyor? Ben Resulü Kibriya'nın bülbülü Nalan'ıyım. Mücrimim gerçi Cemali Mustafa hayranıyım şeklinde. Ömer Dengeloğlu hocamızın da burada bir sözüne yer verilmiş sevgili arkadaşlar. Hemen buraya da bir bank bırakılmış böyle dua etmek isteyen insanlar için. İşte Ömer Dengeloğlu hocamızın kabrini sizler için bu şekilde görüntülüyorum. Kabrinde çok güzel çiçekler ve gül ekilmiş. Görüyorsunuz. İşte Ömer Dengeloğlu 016 1968 doğumlu ve vefatı 03-05-2020. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Yanı Peygamber Efendimizin yanı olsun. Ömer Döngel hocamızın, Ömer Döngeloğlu hocamızın ve burada yatan bütün insanlarımızın ve çekim yaptığımız milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ve dünya ve olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu gibi büyük değerlerimizin mekanı cennet olsun inşallah diyoruz. Arkadaşlar buraya bakın böyle Yasin ve Tebareke duaları da bırakılmış böyle kitaplar bırakılmış. Buraya geldiğinizde bu kitaplardan böyle çeşitli dualar okuyabilirsiniz. İşte burada Ömer Dengeloğlu hocamıza ve tüm insanlara bu şekilde buradan böyle dualar okuyabilirsiniz diyoruz. Artık arkadaşlar yayınımızın sonuna geldim. Siz de buraya Edirne Kapı Şehitliği'ne burada yatan insanlarımızı edebiyata intikal etmiş insanlarımızı ziyarete gelebilirsiniz. Gelme yeri de gelmek için de çok basit bir vasıta kullanabilirsiniz. Metrobüs zaten direkt mezarlığın hemen hemen içerisinden geçiyor. Edirne Kapı durağında inerek Edirne Kapı Şehitliği'ne gelebilirsiniz diyoruz. Artık arkadaşlar yayınımızın sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Şener Bozbey olarak, İstanbul'un sesi olarak sizlere İstanbul'un en ünlü kişilerini, olaylarını ve edebiyata intikal etmiş, ebediyete intikal etmiş milli değerlerimizi bu şekilde mezarlarını tanıtmaya devam ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.